Safi Lezzetler kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, tam bir yaz tatlısı olabilecek nitelikte bir tatlı tarifim olacak. Sütlü irmik tatlısını bu şekilde ben iki renkli yaptım bugün ve çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum denemenize. Şimdi tarife geçelim. Bir paket çilekli pudingi ben bu şekilde bir tel süzgeçten eleyerek koyuyorum. Tencerenin içine fazlalık olan şekeri almak için yapıyorum. Bunu yapmayabilirsiniz. Çok aşırı şekerli oluyor çünkü pudingler. 1-2 kaşık kurtarabilsem kârdır diyerek eliyorum. 3 yemek kaşığı irmik ilave ediyorum. Ve 2,5 su bardağı süt ilave ederek bu karışımımı ocakta göz göz olana dek pişiriyorum. Diğer taraftan 1 litre sütün içine 1 su bardağından 1 parmak eksik irmik, 1 su bardağından 2 parmak eksik şekerle yine göz göz olup pişene kadar, kaynayana kadar pişiriyorum. Şimdi bir kek kalıbımı sudan geçirdim. Herhangi bir kek kalıbı olabilir. Hani keklerinizin içinden rahat çıktığını düşündüğünüz bir kalıp bu tarif için uygun. Benim bu kalıbımdan keklerim sorunsuzca çıkar. Kalıbımı sudan geçirdim ve ilk katmanını tatlımızı aktarıyorum kek kalıbının içine. Kaşıkla her yerine eşit olacak şekilde böyle bastıra bastıra düzeltiyorum. Evet, diğer sütlü irmik tatlım da pişti. Bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tatlının sıcaklığıyla tereyağının erimesini sağlıyorum karıştırarak. Ve sıcak haldeyken diğer tatlı katmanının üstüne bunu şimdi dökeceğim. Evet, kalan tatlıları da tencerenin dibinden sıyırıp tatlımın üzerine aldım, kalıbımın üzerine. Kaşık yardımıyla düzenliyorum. Ve oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine bir streç film kapatarak buzdolabında 4-5 saat dinlenmeye bırakıyorum. Akşamdan da yapabilirsiniz ama sabahtan yapıp öğleden sonra servis yapabilirsiniz. Bu şekilde düz bir servis tabağına ters çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi çok şık oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Yeni tariflerde buluşana dek hoşçakalın.